Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının yarısından fazlası fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, sana anam babam feda olsun dedi. Biliyor musun bunu Metin? Sen bu sözü duydun mu daha evvel? Anam babam sana feda olsun bitmedi. Fedake ruhi, fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, fedake ruhi, ruhum sana feda olsun diyorlardı. Soru, ashab-ı kiram müşrik miydi? Müşrik miydi ashab-ı kiram? Kur'an'ın kefil olduğu nesil. Kur'an'ın kefil olduğu nesil. Değildi. Bir de bir soru. Şu anda bizi dinleyenler. Ne demek abi bu? Fedake ebi ve ümmi ne demek? Anam babam sana feda olsun. Bu çok büyük bir fedakarlık gibi gelmiyor. Yüzlerce kere söyledim. İstersen dinleme git, seyretme. Yani o önemli değil. Burada var, bunun müşterisi var. Ama ben bunu zaten biliyorum da dinlemiyor gibi yapıyorsun da, yarın bir gün insanlar sana bu suali sorduklarında cevap veremiyorsan, şu andaki dinlemeyişin sadece kibirdendir. Onu söyleyeyim sana. Arap'ta bir adet var. Anneyle babayla soylu övünme var. Tamam. Babaya, anneye nispet ederek övünmek Arap'ta bir adet. Bir, ikincisi, dinleyin. Bir insanın dünyaya geliş sebebi kim? Tabii Allah getirdi ayrı. Anne baba olmasaydı bir insan dünyaya gelir miydi? Gelmezdi. Sebepleri. Dünyaya geliş sebebi. Burada Arap edebiyatında müthiş bir mübalağa var. Yani şöyle diyor. Ben sana feda olayım demiyor. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Benim canım ne ki? Benim ortaya çıkış sebeplerim bile sana feda olsun. Gördün mü? Ya. Sen ille böyle anormal muhabbetleri falan şey yapıyorsan, Resulullah'a canımız feda olsun, şişt, öyle konuşma diyeceğine, bak stadyumlara, helal olsa canım feda diye 35 bin 40 bin insana bak sen. He? Başka sanatçı çıktığında diye kendinden geçen insanları bir tutun kendinizi de. Resulullah'a muhabbet ne zaman ayıp oldu ya? İliklerimize kadar Muhammed-i İma'ya vardı. Çekme duayı ya, yapacağız duayı. Sen de bir alemsin he. Hemen konuşma değişti diye, başka bir şey yazacağım diye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İşte bize örnek olarak geldi. Yani düşünebiliyor musun? Ben şimdi gelin sana örnek olarak burada şey yapıyorum. Bu konu manke ne olur bu ya? Resulullah Efendimiz Allah Resulü Allah'laydı. Allah Teala'nın tasarrufundaydı. Ya Allah rızası için ne olur şu akşamların kıymetini bilin. Hoca coştu falan demeyin, ben kimim ki? Allah Resulü'nün en adi ümmeti olarak eğer yevmi mahşerde bana gel buraya günahkar ümmetim dese, vallahi ve billahi binlerce kere hamdü sena olsun. Mesele buraya takılma, benim sözüme bana takılma. Mevzuyu anlamaya bak. Mevzuyu güzel anla. Yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak dikkat et. Hadis-i şeriflerde hepiniz bak. Al böyle bak, internete bile bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeminine bak. Hiç dikkatinizi çekmiyor he. Bak Allah'tan siz Kanal D seyircisi olarak, hayır sizi böyle yağlamak için söylemiyorum. Size dal kabukluk için söylemiyorum. Siz hak ediyorsunuz bu konuşmayı. Siz güzel konuşmayı hak ediyorsunuz. Her anlattığım ince mevzuya binlerceniz sahip çıktı. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Senelerdir konuştuğum insan merak etmedi. Şurada iki konuşma yaptım. Sizler hemen dönüş yaptınız. Ben o yüzden anlatmaya mecburum. Bak şimdi sana bir ölçü. Yüzlerce okuyacağın kitaba anahtar veriyorum sana. Bu arada bunu okutanlara da anahtarı hatırlatıyorum. Onlar da kibir yapmasınlar, dinlesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederken nasıl yemin ediyor? Bilen var mı? Bize tavsiye ettiği vallahi diye yemin edersiniz. Allah'tan başka bir şey yemin etmek caiz değildir. Doğru mu? Ayrıca yemin de her zaman edilir mi? Edilmez. Sebep? Yemin Allah Teala'yı oraya davet etmektir.
Allah'ım gel, meseleye şahit ol demektir. Eskiler doğru söyledikleri zaman bile yemin etmezlermiş. Allah'ı davettir. Etmezlermiş. Yalan konuşmayı sen düşün artık. Ya yalan yere yemin etmeye, ooo Allah muhafaza. Allah'a karşı ben sana hasımım demek gibi bir şeydir. Kavgadır Allah'la yani. Yalan yere Allah'a yemin etmek. Mesela bu ticarette, bilinmede, bizim Hanefi mezhebinde doğru söz için bile ticarette yemin etmek tahrimen mekruh sayılmıştır. Vallahi ben bu kadar kar ediyorum. Utanmaz adam. 10 lira için niye oraya Allah'ı çağırıyorsun? Meseleyi niye düşürüyorsun ayağa? Gayri ciddiliktir bu. Gayri ciddiliktir bu. Herhangi bir yerde bile bak, burada ben bir şirket ismi söylesem aman diyorlar, rütük ceza yersin. Bak nasıl, bak Allah nasıl ders okutuyor. Falanca marka, hayır söyleme diyor, ağzına alma. Bu ekranda onun ismini anarsan yazıyor diyorlar hemen, tık 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 tık. Ya değil mi? Merhaba. Şu rütükten korktuğu kadar televizyoncular Allah'tan korksaydı hepsi evliya olurdu. Vallahi derken düşünüyor muyuz? Yok. Şimdi onu kenara koy. Efendimiz nasıl yemin ediyordu? Biz vallahi diyoruz. Efendimiz nasıl yemin ediyordu? Bak kulaklarını aç. Aç hadisi kitaplarını, bak gözlerini aç ve dinle. Nefsim, nefsim. Kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki ben o nefse kurban olayım. Ben o nefsin böyle zerresine, tüyüne kurban olayım. Sakalı şerifine kurban olayım ben. Bırak, bırak ya Resulallah. Onları sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Onlar değil zaten. Onlar tadını alamamış adamlar. Nefsim, bak yemine bak. Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Ne demektir bu? Bak Samet şimdi böyle bir yemin etsin. Zinhar kafir olur. Kafasına göre takılacak. Sonra diyecek ki nefsim kudret elinde olan... Hadi ya. Nereden belli? Ne demektir bu biliyor musun? Benim yaptığım her hareket onun kudret eliyle oluyor demektir. Yemine bakar mısın sen? Sen hiç bunu düşündün mü? Sen hadise aldın. Nefsim kudret elinde olan yemin ederim ki. Aşağısını okudun. Bak ne diyor? Bak. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Yaptığım hiçbir hareketi kafama göre yapmıyorum. Hepsi Allah'ın vahyiyle. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Nutuk. Orada diyor ki işte bu ayet demektir. He. Anlat sen, anlat, anlat daha. Yalanlarını anlat. Kitabın satsın diye konuş. Öyle demiyor orada. Yantık, mantık. İnsanın mana hakkına geldikten sonra o manayı ifade etmek için düşünerek söylediği sözdür. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Ayetlerin haricinde konuştuğu sözlerin bile hepsi Allah'ın ona ilham etmesiyledir. Ayetini al, sadece Kur'an de. Öyle mi? Vay be, vay be. Bizi bırak. Biz hiç önemli değiliz. Bana laf yetiştirme. Sen Resulullah'ın karşısına nasıl çıkacaksın onu düşün. Şimdi burada sallıyorsun. Belki tıklanma rekoru da kırıyorsun. Belki ne kadar Aydın Hoca diyorlar sana. Ama göreceksin sonra Aydın mı, Muğla mı, Fethiye mi göreceksin. Bak bu önemli. Ya Resulullah bu ya. Resulullah, Resulullah. Sahabenin fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Sahabeden birisini linç ettiler. Etrafına ateş doldurdular. Ebu Süfyan dedi ki, bak dedi hemen imandan dön. Ne iman? Sen ne boş konuşuyorsun dedi. Hangi imandan? Nasıl dönüş olur dedi ya. Peki. Mertçe bir soru soracağım sana dedi. Sen de mertçe cevap. Ne kadar mert olabilirsin ki? Allah'a inanmamış bir insan ne kadar mert olabilir? Ne kadar mert olabilir? Sırtlan. Kendine göre merttir. Bekleneni yapar. Ama mertlik midir o? Neyse onu da geç. Dedi ki senin yerine şurada bak birazdan yanacaksın. Çatır çatır yakacağız seni. Sen burada yanacağın yere senin yerinde şu anda acıyı hissedeceksin. Bak başladı dedi, tutuştu. Şimdi tenin geliyor sıcaklık. Senin yerine Muhammed'in olmasını ister miydin burada dedi. Sahabi Mekke'de. Efendimiz Medine-i Münevvere'de. Ne dedi sahabi?
yerinde, benim yerimde olmak mı? Ben yanayım dedi, yanayım. Beni parça parça yapın. Yeter ki o yürürken ayağına diken batmasın dedi. Ne haber? Ha. İslam bu. Hala sen radıyallahu anh diyorsun işte bu sahabiye. Allah'ın rızasına erim, aşk bu. Ne dedi, benim yerimde olmak mı? Sen de hayal görüyorsun. Ahmak dedi, anlamamışsın sen bu muhabbeti. Ben burada yanayım. Yeter ki onun ayağına çölde diken batmasın dedi. Ne yaptı biliyor musun Ebu Süfyan? Aynı bugünün peygamber aşkından mahrum, kalpleri kararmış, Arapça bile bilmeyen, Kur'an'dan konuşan ama Arapça lisanı bile bilmeyen o insanların varisleri, yani bunlar varisleri. Dedesi ne yaptı biliyor musun bunları? Sonra İslam oldu, gerçi bir şey konuşmayalım. Şimdi bak, sen buradasın ya, Samet orada kal. Samet orada kal. Şimdi Medine burası, kabul et. Medine yönü bu. Mekke'den baktığımda Medine yönü bu. Ya o kadar azgınlardı ki sahabinin Medine'ye doğru baktığını anladılar. Bağlı kazağa bağlı. Altında ateş. Çevirin çevirin, Medine'ye bakmasın dediler. İttiler ittiler he. Yakarken Medine'ye dönüp bakmasına bile tahammül etmediler alçaklar. Nasıl bir düşmanlık bu? Ama ne oldu biliyor musun? Tam yanarken dedi ki, Resulullah'a haberdar et ya Rabbi. Efendimiz Mescid-i Saadet'te o sahabilerin ismini söyledi. Şu anda şehit oldular diye. İyice alevler etrafını sardığında bir rüzgar çıktı. Bir rüzgarın orada bir insanı çevirmesine kadar mümkün. Rüzgar görünüyordu ama acaba neydi? Onu aldı sevki ilahiyle, tebessüm eder vaziyette Medine'ye döndürdü Allah. Orada bile müdahale etmek istediler. Çekilin, çekilin, yanarsınız dediler. Evet, hala aynısını söylüyoruz. Bu Resulullah muhabbetine dokunmayın, yanarsınız. Keşke yansanız. Başka şey yanacağınıza bu muhabbette yansanız. Şimdi geldik. Resulullah Efendimiz örnek olmak için böyle yapıyor. Ha, işi gücü yoktu. Sadece sana örnek. Yahu o Allah'la beraber yaşadı. Nefsi kudret elinde olan zat. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü selam getir kardeşim. Bak ben senin için ismini çok zikrediyorum. Şu programda 30 salatü selam olsa yine yırtarsın yani. Sabah namazına kadar bir amel etmiş olursun. O zaten Allah Teala'nın zatına müştak, onsuz kelime etmeyen bir insan. Sen bu arada örnek aldın, aldın ne âlâ. Örnek almak istersen en güzeli onda. Ayetle sabit.